Bir de ekollerle ilgili geçmiş yıllarda karşımıza nasıl sorular gelmiş bir fikir versin diye bakalım. İnsan davranışlarını açıklayıcı nitelikte bilimsel ilkeler yalnızca doğrudan gözlemlenebilen davranışların incelenmesiyle saptanabilir diyen psikologların görüşlerine göre bir psikolog çevresel olay ve durumların bireyin hangi yönü üzerinde etkilerini incelemelidir. Doğrudan gözlemlenebilen davranışlar diyorsa bu psikolog sadece bireyin yapıp ettiklerine bakıyor demektir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Freud, bireyin bugünkü davranışlarının kaynaklarını bulmak için onun geçmiş yaşantılarının incelenmesi gerektiğini öne sürmüştür. Freud, bu savıyla aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiş olabilir? Ruhsal yaşantılar bedensel etkinliklerle yakından ilgilidir. Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Davranışların biçimi bireyin eğitim düzeyiyle ilişkidir, alakasız. Çocukluk yaşantıları daha çok çevrenin denetimindedir. Pek alakası yok. Küçük yaşlardaki yaşantılar kişiliğin oluşmasında belirleyici rol oynar. Doğru cevap budur. Kolay da bir soru. Cevabımız D. İnsanın duyguları, düşünceleri öznel yaşantılarıdır. Bunlar başka bir kişi tarafından gözlenemez. Buna karşılık dış çevreden gelen uyaranlara bireyin verdiği tepkiler başkalarınca gözlenebilir. Bir bilim olarak psikolojinin inceleme konusu da bireyin nesnel olarak gözlenebilen bu tür tepkileri olmalıdır. Bu psikolojideki yaklaşımlardan hangisinin temelini oluşturur diye sorulmuş. Biz demiştik ki konuyu anlatırken nesnel olarak gözlenebilen tepkiler diyorsa eğer biz davranışsal yaklaşımı anlayacağız. Bir bilgi sorusu, cevap da A seçeneği. Hangi işi seçeceğine karar veremeyen Yasemin psikolojik destek için bir psikoloğa gitmiştir. Psikolog Yasemin'in kendi potansiyelini görüp buna uygun iş seçmesi konusunda farkındalık kazanmasına yardımcı olmuştur. O zaman demiş parçada psikoloğun hangi tür psikolojik destek kullandığı söylenebilir. Kendi potansiyelini görüp buna uygun iş seçmesi konusunda farkındalık kazanmasına yardımcı olmuş. Yani tamamen hümanistik yaklaşımı destekleyen bir yöntem kullanmış buradaki psikolog.